Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Uzun süredir yokum. Video çekemiyordum. Sebebi de arkadaşlar, babam vefat etti. Zor. Çok zor. Yani bu videoyu çekmek de çok zor. Belki 50 kere kapattım, açtım. Konuştum. Olmadı. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Ben de onun için biraz sizinle sohbet edeyim. Biraz kafa dağıtayım istedim. Bir kuşlarımız çıksınlar dışarıya. Arkadaşlar, zaten biliyorsunuz birkaç ay önce babam bir beyin ameliyatı geçirmişti. Sonrasında her şey yolundaydı. Taburcu oldu. Başarılı geçmişti ameliyat. Ama ne olduysa birdenbire fenalaştı. Bir hafta içerisinde de kaybettik zaten. Mekanı cennet olsun. Hakkım varsa sonuna kadar helal olsun. Dediğim gibi arkadaşlar, çok zormuş. Gerçekten çok zormuş. Yani ben geldim 37-38 yaşına. Babam vefat etti. Kendimi 10 yaşında böyle çaresiz, sahipsiz, korumasız biri gibi hissettim. Yani yaşamayan hakikaten bilemiyormuş. Tabii ki akrabalarımız vefat etti. Yakın akrabalarımız, dedem, anneannem, babaannem, onlar da büyük acı. Ama ben böyle bir şey yaşamadım ya. Dün 40'ıydı arkadaşlar. 40 gün oldu, 41 gün oldu. Alıştık mı bilmiyoruz. Öğrendik mi, kabullendik mi bilmiyoruz. Yani sanki böyle bir yerden çıkıp gelecekmiş gibi hala. İşte anlatırken bile içi parçalanıyor insanın. Ama insanoğluyuz yani. Çabuk böyle toparlar gibi oluyoruz. Bazen böyle gülüyorum, sonra vicdan yapıyorum. Lan niye gülüyorum ben diyorum yani. Özkan, babam vefat etmiş, neyin sevinci bu? Yani bir konuya gülüyoruz tabii. Atlatamadık hala. Ama alışacağız. Alışmak zorundayız. Çünkü hayat devam ediyor. Arkadaşlar, ben karar almıştım aslında. Video falan çekmeyecektim bundan sonra. Zaten buranın da bana çok büyük bir katkısı falan yok. Hem böyle uzun süredir yapıyoruz bu işi, işte demeyelim aslında, hobiyi sizlerle beraberiz. İşte ta en başından en sonuna kadar, bugüne kadar izleyen kişiler var. Onlar merak ediyor, bir beklenti içindeler diye hani video çekiyorum. Ama sonra düşündüm. Yani bir işin ucundan tutmak gerekiyor. Tabii ki hayatımız çalışmakla geçiyor ama bu da bizim için bir meşgal, kafa dağıtma yöntemi. Arkadaşlar, diyorum ki kendi kendime, iyi ki güvercin besliyorum. Şöyle bir çıkarayım kuşları dışarıya. Karnınız tok tabii değil mi? Çık. Diyorum ya, iyi ki güvercin besliyorum. Bu olaydan sonra, bu acı olaydan sonra bazen geliyorum, böyle oturuyorum buraya. Bunları yemliyorum, doyuruyorum. İşte ötüşlerini dinliyorum, hareketlerini seyrediyorum. O kadar iyi geliyor ki arkadaşlar. Beni deşarj ediyor, yani rahatlatıyor. İyi ki diyorum güvercin besliyorum ya. Onun için arkadaşlar, herkesin böyle bir hobiye sahip olması lazım. Ben hep söylüyorum, bazı insanlar görüyorum. Sabah iş, akşam ev, bomboş bir hayat. Hiçbir böyle kendini mutlu edecek bir şey yapmak yok. Tamamen hayatın rutinine kapılmışlar, gidiyorlar. Arkadaşlar, o kadar iyi geliyor ki, o kadar iyi geliyor ki anlatamam. İşte benim video çekmeye devam etmemin aslında sebeplerinden bir tanesi de bu.
Belki böyle genç arkadaşlar, küçük kardeşlerimiz de görür. Hani bizim kuşlarla konuşmalarımız, diyaloglarımız, onlara olan merhametimiz, onlarla olan bağımız belki onlara da böyle dokunur. Onlar da böyle beslemek isterler. Çünkü güzel bir hobi. Bir tek tabii güvercin değil, insanlar kafasını dağıtsın diye söylüyorum. Yani hem sorumluluk alsınlar hem de böyle bir meşgalleri olsun. Bu köpek olur, kedi olur, muhabbet kuşu olur, fark etmez. İlla canlı olmasına da gerek yok. İnsanın arabası vardır, arabasını çok seviyordur, onunla ilgileniyordur. O da onun kafasını dağıtır. Bir hobi olsun, çünkü genç yaşta çocukların, kardeşlerimizin bir şeyin sorumluluğunu alması, onlara bakması çok önemli. Tek dezavantaj, aslında dezavantaj denmez. Bu hayvanların ömürleri kısa. Yani ölümlerini görüyoruz, Allah bize uzun ömrü verirse. Ama bu da bir öğreti. Genç arkadaşlarımız, gene kardeşlerimiz için söylüyorum. Hayatın gerçeğini de anlıyorlar. Yani ölümün de olduğunu anlıyorlar. Böyle saf, izole yaşamıyorlar. O yüzden sorumluluk önemli. Ben isterim. Yani genç kardeşlerimizin de, küçük kardeşlerimizin de güvercin beslemesini isterim. Tabii camiadan uzak durarak. Yani güvercin camiasına uzak duracaklar ama güvercinlerle beraber vakit geçirecekler. Arkadaşlar, durum bundan ibaret. Yani zar zor çekiyorum videoyu ama uzun zamandan beri görmüyorsunuz, kuşları merak ediyorsunuzdur diye hemen böyle kısaca bir yavrularından bahsedeceğim. Diğer kuşları zaten biliyorsunuz, Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok. Ama bir yavruları, yeni yavruları görün isterim. Arkadaşlar, bir tanesi şu hünkâri yavrumuz. Bu ben geldiğimde zaten yeme düşmüş vaziyetteydi. Bir kanadı kırık gibiydi. Ama büyüdükçe, geliştikçe kendini toparladı. Artık normal bir hünkâr, normal bir güvercin oldu. Birincisi bu. Sonra burada bir çift yavrumuz var. Bunlar dolapçı yavruları. Şu kafasında badem var, çok tatlı duruyor. Maşallah çocuklarıma. İşte bunlar da bizi böyle rahatlatıyor. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Daha cikcikler. Ama çok güzel yavrular. Büyüyünce daha da güzel olacaklar. Bu da abisi. Bu biraz daha büyük ondan. Dolapçı yavruları. Burada bir çift posta var arkadaşlar. Onları da göstereyim size. Ne renk verdiler hala bilmiyorum. Beyaz mı? Değişik bir renkler ama. Şöyle göstereyim. Limoni herhalde. Garip. Dur kızım, dur. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet, bu limoni. Çok güzel bir rengi var. Maşallah. Bu da kardeşi. Bu da limoni vermiş. Evet, bu da limoni. Paslı maslı bir şey. Değişik bir şeyler. Güzeller. Bu yavruları da koyalım. Sonra burada bir yavrumuz var arkadaşlar. Bu artık tabii yavru denmez. Bu yavruluk tüyünü atmaya başladı. Ama güzel bir dolapçı. Şeş diyorlar bunlara. Bu biraz daha renk atar, biraz daha beyazlar. Bunun bir de kardeşi var. O dışarıdadır. Nerede? Şurada arkadaşlar. Kardeşi de şu. İşte biri siyah, biri böyle alacalı bulacalı bir şey. Bu da artık uçmaya başladı. Bir de arkadaşlar, bir yavrum daha var. O burada mı? Burada. Onu özellikle içeri sokacağım, öyle göstereceğim. Tabii girerse. Konma yukarıya. Yere kon. Kon yere kon. Kon 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 kon.
Hadi kızım. Gir kümese hadi. Gir kümese. Gir. Kümes 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 hadi. Hadi hadi. Hah girdi. Arkadaşlar. Gel bakalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Arka tepe bir dolapçı. Çok güzel. Çok kibar. Şöyle biraz ışıkla göstereyim size. Kuyrukları böyle siyah, elifli, kanatların uçları siyah. Kendisi tepeli. Çok tatlı bir yavru. Şöyle bırakacağım. Bu da geldiğimde biraz kırgındı. Daha yeme düşmemişti. Sonrasında toparladı. Yeme düştü artık. Paça yırttı diyebiliriz. Şöyle bir daha göstereyim. Arkadaşlar bunun annesi şu. Şuradaki beyaz. Böyle boğazında ufak bir kahverengi rengi var. Babası da şurada yumurtaya yatıyor. Benim bıçaklı soyundan en iyi dönen kuşlarımdan. Onu da gösterdik. Burada bir yavrumuz var. Bu da dolapçı. Bu kara kuru çirkin bir şey oldu. Ama gözümde hepsi çok güzel. Maşallah çocuğuma. Şurada bir yavrumuz var arkadaşlar. Şöyle yüzünü görüyorsunuz. Annesi şimdi onu ısıtıyor. O yüzden müdahale etmeyeceğim. Yumurtaya yatanlar var. Şurada bir yavrumuz var. Beyaz. Bu da artık paça yırttı gibi bir şey. Yeme düştü. Şöyle bir alayım. Gel. Şöyle bir koyalım. Maşallah çok güzel bir kelebek oldu. Erkek çıkacak herhalde. Maşallah çocuğuma. Bir tane de karabaş yavrumuz var. Onu da göstereyim. Gel, yaramaz seni gel. O da burada arkadaşlar. Bu da çok güzel bir karabaş oldu. Maşallah çocuğum. Gel, eşek seni. Şöyle kuyruk altı falan yok arkadaşlar. Güzel, temiz bir kuş. Temiz derken ufak tefek lekeleri var. Normaldir. Kuşlarımız da burada, karabaşlarımız. Evet arkadaşlar. Gönül isterdi ki böyle keyifli bir video çekelim ama maalesef olmadı. Ben devam edeceğim. Yani sizinle video paylaşmaya devam. Garip de geldi. Kızım, kurban olurum sana ben. Özledin mi sen beni? Ha? Özledin mi sen beni? Eşek sıpası seni. Aha. Gel omzuma gel hadi. Beraber kapatalım videoyu. Arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.